Alkışlar Sayın Nur Reyhan için. Nasılsınız hanımefendi? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Eksik olmayın, ben de öyle. Nur Hanım efendim, daha önce stüdyomuzu, yarışmamızı şereflendirmiş olan Ege Bey'in, Egemen Bey'in yakınıdır. Evet. Çok güzel yarışmıştı maşallah. Her şeyi vardı, bir kısmeti yoktu zavallımın. O da benden olmuş diyeyim bari. Neden? Neden? Öyle nazar değdirme gibi huylarınız mı var? Biraz vardır aslında. Allah yani Allah. Yani değdirmiş olabilirim belki. Olabilir, zaten nazar değmiş gibi terslikler geldi başına. 9500 puana koşuyordu. 9500 puan. Topu topu 3 tanecik harf almıştı. Son soruda göğüslemek cevabı da olan soruda takıldı. Ama birinci olacağım diye heyecanlanmış. O yüzden son dakikada bir panik yaptım dedi. O heyecanı göğüsleyemedi. Evet, aynen öyle olmuş. 2000 puan kaybetti. 9500 derken 7500'le bitirdiler. Yani Nur Hanım'a 7500 yetmez. O 9500'ü aşmalı. Evet, aynen öyle. Hadi hayırlısı bakalım. Biraz meslekten bahsedeyim. Mimarsınız. Evet, mimarım. Kocaeli Üniversitesi'nden mezun oldum. Halihazırda da mimarlık yapıyorum aslında. Kolay gelsin. Hobilerimi de biraz onunla bağdaştırıyorum. Yani çizimle uğraşıyorum, resimle uğraşıyorum. Farklı materyaller, farklı teknikler denemekten çok hoşlanıyorum. Dikiş yapıyorum. Yani güzel. Evet, böyle uygulamaya dayalı şeyleri yapmaktan çok keyif alırım. Dünyayı gezmiş, dolaşmış. Gezdiği yerlerde çizimler yapmış. Özellikle evet. Mimari eserleri değil mi? Evet, yakından evet. Tetkik etmiş. Evet. Şimdilerde yapamıyor. Google Earth'ten yapıyorum. Vallahi sizde çareler tükenmiyor. Yok. Tebrik ederim efendim. Tamam. Biz de soru yazıyoruz. Harf veriyoruz arzu edene. Siz en fazla 3 tane alacaksınız zaten. Bakalım. Bakalım. Göreceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. 4 harfli tek bir kelimeyi arıyoruz efendim. Aslına bakarsanız tek bir kelime değil bu. 2 kelimeden oluşuyor. Birbirine de benzer şeyler. Neyse, ben kafanızı karıştırmayayım. Tamam. Soru benden daha açıklayıcı olacaktır. Bir takım kimseler veya nesneler anlamında bir söz dizisi. Bazı mı? İki kelime, unutmayalım. 4 harfli ama 2 kelime. O, şu bu. Nedir? Şu bu. Şu bu. Şu bu. 400 puan değerinde. Basit fakat ilk soru için zorlu. Hakikaten öyle. İkincisi daha rahat ettirecek sizi. Bakın, buyurun gelsin. Ait olunan fakat uzak kalıp özlenen yer. Aynı zamanda bir kadın ismi bu. Bir kadın ismi aynı zamanda. Yol verin dağlar, nokta noktama varayım. Ay, aklıma gelme, bir dakika. Nokta nokta hasreti çekiyorum. Sare miydi? Ha gayret, ha gayret. Bulursunuz bunu, harf almadan bulursunuz bunu. Yol verin dağlar, sareme varayım. Hayır. Hare değil. Ne hasreti? Ay. Hadi bir harf. Bir harf alayım. Çok evet. Süre kaybettik çünkü. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha mı? Yapmayın ya. Bir tane daha. Sıla ya. Sıla ya. Sıla ya. Basiret bağlanmasını diyelim. Öyle diyelim. Öyle diyelim de hemen çözülsün. Buyurun, geliyor diğeri. 5 harfli, argoda dalavere, hile. Çevirmek fiiliyle birlikte kullanılır genellikle. Yine oyun ne geliyor aklıma. Gelmesin, bu 5 harfli. Hile. Yine ne dalavereler çeviriyorsun, yine ne nokta noktalar çeviriyorsun. Seni gidi nokta noktacı ya da c. Alalım mı bir harf? Ay, alacağım. Süreyi kötü kullanıyorsunuz. Evet. Buyurun bir harf. Ü harfi, argoda dalavere, hile. Ay, hiç argoda. Bilmem. Alın bir tane daha. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. D var, Ü var. Şey, dümen. Dümen. 300 puan daha. Hiç harf almadan üçüne birden cevap verseydiniz bile zaten 1300 puan falan kazanacaktınız. Şu anda 900 puandayız. Çok büyük bir felaket yaşamadınız. Dert şu ki sürenin canını okumaktasınız. Yapmayınız tamam. Öyle. Neredeyse toplam sürenin yarısı gitti. Daha 3 soruda. Hızlanalım. Tamam. Buyurun, geliyor yenisi. İşkillenme duygusu. Şüphe. Ya da? Şüpheyle eş anlamlı. Senden şüpheleniyorum. Senden? Kullanıyorum diyecek. Kullanma, hayır. Alın bir harf. Alacağım. Aldık bir harf. Ne bu ya? Şüphe ile eş anlamlı. Şüphelenmek, nokta nokta lanmak. Ya, harf alacağım. Aldık bir harf daha. İşkil diyecektim. İşkil değil. Sonu sesli harfle bitiyor zaten.
Bir tane daha var. Bir tane daha aldık. Durduracağım. Keşke. Keşke olur mu hiç? Olmaz mı? Ne oldu? Senden keşkeleniyorum. Evet, olmuyor. Hayır. Kuşku kuşku. Kuşku kuşku. Keşkeleniyorum oğlum tabii ki. Kuşku ya. Ah ah. 1 dakika 41 saniye kaldı. Hızlanmamız lazım. Evet. Çok gerideyiz. Gelsin. Göz veya kulağa hoş gelmeyen. Nahoş. Güzel. Yani gördük ve beğenmedik. Demek ki bu. Çirkin. Nedir efendim? Çirkin. Çirkin efendim. Buyurun. Bu kadar basit miymiş? Bakın 9500 olmayacak. Evet evet. Doğru. Ama halihazırda 9100 puana ulaşabilecek durumdasınız. Bu da çok ciddi bir puan. Sizi bugünün şampiyonu yapabilir. Hevesi kursağında kalanlara güzel nazireler yapabilirsiniz o şampiyonlukla. Bakalım. Ama hızlanmak lazım. Tamam. Evet. Hadi gelsin yenisi. Yarısı mastar. Mekbak. Birçok kimseye duyurmak. Bir haberi. Salmak mı? Bir... Ha gayret. Herkese duyuracağım. Yaymak. Durdurduk ve hiç harf almadan verilen bir cevaptı efendim. 2300 oldu kasa. Hadi kaderin döndüğü an diyelim buna. Şimdi geliyor yabancı kökenli bir kelime. Doğadaki başka enerji türlerini elektrik enerjisine çeviren fabrika. Santral. Çok güzel. Nur Hanım alıştınız. Alıştınız. Bundan sonrası da gayet güzel gelir. 7 harflidir. Tek kelimedir. Bakın şöyle sorulmuştur. Ritmik jimnastikte kullanılan ucu sopalı, renkli şerit kumaş. Kurdela mı? Nedir efendim? Kurdela. Kurdela ya da kurdele. Kurdele. İkisi de olur. Ne güzel oldu. Bir daha baştan mı başlasak olabilir acaba? Değil mi? Olabilir. Isındıktan sonra. Buyurun yenisi gelsin. 2 kelimedir. Mecazen keyifli, sevinçli anlamlarında bir birleşik kelimedir. Aslına bakarsanız keyif ve sevinç sonrasında yaşanan durumu anlatır. Keyiften şöyleyim. Sevinç. 4 köşe. 4 köşe. Yine hiç harf almadan verilen bir cevap. 8 harfli cevapları bitirelim. 44 saniye kaldı. Ses etmiyorum diye süreyi unuttum zannetmiyorum. Ben bakıyorum ona. Tamam. Hadi gelsin yenisi. Korku, utanma, tereddüt gibi duygularla bir şeyi yapmaktan geri durmak. Şey bu. Ya o adamdan biraz... Çekinmek. Çekiniyorum. 800 puan daha. Her şey yerli yerinde. 4 tanecik soru kaldı. Evet. 33 saniyede onlara cevap vereceksiniz. Puan. Değil mi? Evet. Çok daha hızlı cevap verdiğiniz sorular oldu. Olmayacak şey değil. Ha gayret efendim. Tek kelime yine mastarla bitmekte. Biraz uzun sorusu var. Ben de biraz hızlı okuyacağım. Tamam. Hadi gelsin. Bir işin gerektirdiği sorumluluk ve yetkileri geçici bir süre için kullanmamak üzere durdurmak. Ara vermek. Hoppa. Tek değil kelimeydi mi? Bu. Eyvah. İyi ki de bastınız. Bulursunuz bunu. Yetkili. Hadi öğrencilik yıllarına gidelim. Şey. Hadi bu işi öğrencilik olarak ele alalım. Öğrenciliğin gerektirdiği sorumluluk ve yetkileri... Dondurmak. Dondurmak. 900 puan değerinde. Yerleşti yerine. Şimdi size bir deyim vereceğim. Tamam. Bu deyimin karşılığı olan sözlerden birini isteyeceğim. Bu tarz sorular her birinize gelecek. Haberiniz olsun. Dikkatle okuyalım. Sağ gösterip sol vurmak tabirinin karşılığı olan... Şaşırtmak mı? Gibi bir şey. Ha gayret. Şaşırtmak ya da... Bir harf aldık mı? Hayır almayacağım. Almayacak mıyız? Süreye dikkat. 2 soru daha var. Of. Şaşırtmak. Ben bir harf alayım. Hadi aldık bir harf. Durdurayım bir de. Ben sağ zannettim ama solmuş. Yani ne yaptım ben? Yani doğru kararı veremedim. Kandırmak mı? Doğru kararı veremedim. Yanılmak. Yanıltmak. Yanıltmak 800 puan değerinde. Gülümseme daha sıcak bir hale geldi yalnız Nur Hanım. Buyurun efendim, buyurun. Yeni soru. Yerinden oynamayacak sabitlemek. Hale getirmek kesinlikle doğru cevap. İşte budur. Bu da son sorudur. Son cevaptır efendim. Yani doğumla ilgili bir şey ama illaki ebe olmaya gerek yok. 2 kelime mastarla bitmekte. Görün bakalım. Gebe kadınlar için doğumdan önce amniyon sıvısı akmak. Suyu gelmek mi? Suyu gelmek 1000 puan değerindedir. 9000 puan.
Artı bir saniye. 14 soruya 8 harf alarak cevap verdiniz. Gayet güzel bir sonuçla kucaklaştınız efendim. Sizi bugünün şampiyonu yapar mı bilmiyorum. Kudretli, kuvvetli rakipleriniz var. Evet. Ama ne olursa olsun hanenin şampiyonu oldunuz. Evet, kesinlikle. Değil mi? Çok mutluyum. Bu bile kutlamak için bir kesinlikle sebep. Bir de kuvvetli alkış alalım. Haydi.